Ayağınıza sağlık. Bugün İmle Semih Hanım'dan bahsedeceğiz. İpek'le de konuştuk. Çok Türk Edebiyatı denilince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi değil. Hatta kadın yazarlar deyince de ilk akla gelen isimlerden değil. Ama çok önemli bir ailenin mensubu. Babası Ahmet Cevdet Paşa, tarihçi, mecelle yazarı. Fatmaniye ablası, Ali Sedat Bey abisi, böyle bir ailenin içinde dünyaya geliyor. 1864 Bezneciler doğumlu. Babası o sırada Bosna Hersek'te vazifede olduğu için çocuğunun doğumuna tanıklık edemiyor. Aslında erkek olmasını beklediği için İsmail Nehir ismini koymayı tasarlamış. Kendi babasının ve eşinin babasının ismi, isimlerinden oluşuyor. Fakat daha sonra tabii İmle Semih'e dünyaya geliyor. Ahmet Cevdet Paşa çocuklarına evinde zamanın pozitif ilimleri dahil gerekli olan bütün eğitimi alanında uzman hocalar vasıtasıyla verdirmiş. Hatta Ali Sedat Bey için evinde bir laboratuvar bile kurdurmuş. Çocukların fen ve matematiğe, daha doğrusu ne diyelim, pozitif bilimler mi diyelim, bunlara olan ilgileri de aslında biraz bu laboratuvardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Nitekim Ali Sedat Bey mantık alanında ileride çok önemli eserler ortaya koymuş. Çok genç yaşta vefat etmesine rağmen, 41 yaşında vefat etmiş. Fizik alanında bir eseri var. Dolayısıyla bu çabalar çok da boşa gitmemiş yani. Ahmet Cevdet Paşa resmi memuriyetleri sebebiyle uzak bölgelerde bulunmuş. Dolayısıyla bazı görevlerini çocuklarını da götürmüş. Çocuklar erken yaşlarda başka kültürlerle kaynaşma imkanı da bulmuşlar bu sebeple. İşte Halep, Yanya ve Şam'da bulunmuşlar. Fatma Ali'nin çocukluğunda vaktini haremden çok selamlıkta geçirdiği biliniyor. Fakat Emine Semih'e için biz böyle bir kayda rastlamıyoruz. Ressam Naciye Niyel anılarında Emine Semih'den bahsederken diyor ki, önceleri pek tahsil görmemişse de herhalde sonraları Fatma'ya gıpta ettiğinden olsa gerek epeyce malumat sahibi olmuş diyor. Bu biraz da bize aslında şeyi anlatıyor. Yani o eski döneme dair hiçbir şey olmamasını belki. Ahmet Cevdet Paşa çocuklarına eğitim verirken aslında tek bir yöne onları yönlendirmemiş. Yani İncil'i vermiş mesela okusunlar diye, bu konuda bilgi sahibi olsunlar diye. Emine Semih'e İncil'i almaya çekindiğini, fakat daha sonra babasının onun da bir kutsal kitap olduğunu anlatmasından sonra tereddütlerinin kaybolduğunu ve İncil'i okumaya başladığını söyler. Fatma Ali'ye tam babasının kızı diyebiliriz. Ben bunu ilerletemiyorum ama. Daha düşüyorum. Bakalım. İyi basıyorum. Daha düşüyorum. Yine mi gitmiyorum? Hayır, hayır. Sadece bir şey mi var acaba? Kusura bakmayın. Cevdet Paşa değil mi? Evet, Cevdet Paşa. Birazcık daha. Buradan mı yapalım acaba? Her şeyi biliyorum. Orası diyelim. Şöyle yapabilirsiniz. Başka bir şey görüntülemeyeceksiniz. Bu şekilde. Öyle ilerleyeceğim. Tamam. Tamam. Geriye de gidebilirsiniz bu şekilde. Durdurdum. Resimdeki Fatma Aliye Hanım. Bisikleti mi? Efendim? Çok modern bisiklet. Evet. Bu biraz daha az bilinen bir fotoğrafı. Ben özellikle çok bilinenleri getirmek istemedim. Burada ilk defa göreceğiniz bazı fotoğraflar da var. Emine Semih'in aile arşivinden alındı. Fatma Ali daha çok dediğim gibi babasının kızı. Tarih ve din derslerinde biraz daha ilerlemiş. Emine Semih ise daha çok edebiyat ve felsefeye ilgi duymuş.
Emine Semih Hanım iki kere evlenmiş. Bunlardan bir tanesi Kazasker Mustafa Paşa. İlk eşi vefat etmiş. Ondan iki çocuğu var. Birisi yine vefat etmiş. Bir çocuğu kalıyor. Hasan Rıza Bey. Ahmet Mithat Efendi geldi araya. Emine Semih Hanım'ın çocukluğu bu. Arada fotoğrafları da göstermek istiyorum. İlk eşi vefat ettikten sonra, daha sonra dadısının oğlu Reşit Paşa ile evleniyor. Burada ayaktaki Emine Semih Hanım. Değerli kardeşim, arada anlamsız sorular sorarsak kızar mısın? Estağfurullah. Lütfen. Merak etmeyin. Buyurun. Semih'e ne demek? Semih. Biliyor musunuz? Dikkatinizi çektim. Semih'e ne yazıyor? Semih'e diye yazılıyor. Yani duymakla ilgili. Bir şey diye. Yani ben bakmıştım ama bir anlamını bulamamıştım açıkçası normal sözlük. Yani belki hani isimler sözlüğü falan tarz bir şeye bakmak lazım ama bilmiyorum. Bilen varsa lütfen. Ama duymak bulunca herhalde ayın mı? Ayın mı? Evet, evet. Ama seviyede ayın yok. Evet, yok. Dolayısıyla başka bir anlamı olabilir. Şöyle, bilmiyorum. Sema, Seviye, Meyye gibi bir kökten Sema ile alakalı olabilir belki. Şey de oluyor ya, hani isimlerin hafifletilmiş işte Mehmet, Muhammed falan tarzı, o tarz belki. Sümeyye'nin bir başka versiyonu olabilir belki. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta ilk okunduğunda işte Sümeyye diye okunmaya da müsait bir imlası var isminin. Öyle olabilir, bilmiyorum tabii dil konusunda istatlar var burada. Kesinlikle. Bu ilk eşinden olan oğlu Hasan Rıza, soyu Hasan Rıza Bey vasıtasıyla devam etmiş. Diğer çocukları dediğim gibi vefat etmişler iki tanesi. Bir tanesi de Cevdet Lagaş, o evlenmemiş, diplomat kendisi. Anadolu Ajansı'nda çalışmış, yurt dışında bulunmuş. Evet, bu hanımlara biraz sonra geleceğim. Daha sonra Reşit Paşa ile evleniyor, dadısının oğlu. Onunla da epeyce bir süre evli kaldıktan sonra, 1908'den sonra, ikinci meşrutiyetten sonra araları bozuluyor ve epey gürültülü bir şekilde boşanıyorlar. Bu evliliğinden olan, ikinci evliliğinden olan Cevdet ve Hasan Rıza'ya bakma işi, ne diyelim, sorumluluğu Emine Semih Hanım'ın üzerine kalıyor ve ömrünün sonuna kadar onlarla sadece o ilgileniyor. Babaları ilgilenmiyor, boşandığı eşi. Emine Semih'in ikinci eşi Reşit Paşa'nın hayatında şöyle bir önemi var. Hayatında yeni bir dönemin, yeni bir sayfanın açılmasına sebep oluyor. Çünkü birlikte eşinin görevi, Reşit Paşa'nın görevi sebebiyle Selanik'e gidiyorlar. 1894-95 yıllarında ve orada hem Emine Semih Hanım'ın yazı faaliyetleri başlıyor hem de orada İttihat ve Terakki çevrelerine dahil oluyor Emine Semih Hanım. Tabi o zaman daha cemiyet meydanda yok ama cemiyetin esas Selanik ve Paris'te faaliyetlerinin odaklandığı o yıllarda biliniyor ve bir tür ön çalışmalarını yürütüyorlar, okullarını açıyorlar. Bu şekilde bir altyapı hazırlayan kadronun içerisinde bulunuyor. Aslında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasından sonra bahsediyorum. Resmiyette kadın üyesi bulunmuyor. Bütün üyeleri erkeklerden oluşuyor ama Emine Semih Hanım gayri resmi olarak kadınlar kolunun başkanlığını yürütüyor. O kadar da önemli bir pozisyonu var cemiyet içerisinde. Selanik'teyken eşi Marif Müdürü, kendisi de civar şehirlere kısa süreli seyahatler yapıp izlenimlerini yazıya dökmüş. Hem bunları oraları gidip görme imkanı bulunmayan kadınları aydınlatmak hem de hatıralarını kaleme almaya çok özel bir önem atfettiği için yapıyor aslında. Ve o yıllarda yine Selanik'te çıkan Mütalaa Gazetesi'nin başyazarlığını yapıyor. Bir yandan da İstanbul'da Hanımları Mahsus Gazete'ye yazılarını gönderiyor. Roman tefrika ediyor. Romanlarını ve hikayelerini burada tefrika ediyor.
Mütalaa Gazetesi'nde üstlendiği rol şöyle, yani bir okul gibi Mütalaa Gazetesi. İnsanlar, yazar adayları öyle söyleyelim, yazılarını oraya gönderiyorlar ve Emine Semih Hanım üzerine bunların bir takım değerlendirmeler, kritikler yazıyor. Onları çoğunlukla yüreklendiriyor aslında, çok da olumsuz eleştirilerde bulunmuyor çünkü o dönemde işte kadınlar yeni yeni matbuat aleminde varlık göstermeye başlamışlar. Onları destekleyici bir rolü olduğunu da söyleyebiliriz. Selanik'te bulunduğu süre içerisinde Terakki ve Feyzi Sıbyan Mekteplerinde ve 1900'de ise Selanik Kız Okulları'nda mümeyyiz olarak çalışıyor. Daha sonra 1908'e doğru gelirken Reşit Paşa'nın 2. Müftiyet'in ilanından sonra İttihat ve de Terakki İdaresi sırasında Edirne Valisi olduğunu görüyoruz. Tabi dolayısıyla Emine Semih Hanım da Edirne'ye geçiyor. Orada faaliyetlerini sürdürüyor, yazı faaliyetlerini de orada sürdürüyor. Yerel gazetelerde yazıları çıkıyor. Fakat tabi bundan kısa bir süre sonra yine 1908 veya 1909'un başlarında da eşinden boşanıyorlar ve yolları ayrılmış oluyor. Reşit Paşa daha sonra Sivas Kongresi sırasında Sivas Valisi olarak görev yapıyor. Yanlış söylemeyeyim, evet. Halide Edip Adıvar'da Emine Semih Hanım'ın bu İttihat ve Terakki üyeliği hakkında Mor Salkımlı Ev kitabında bir kayıt düşmüş. Diyor ki, 1906'da orada bir teşekkül vücut bulmuş, İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştu. Üçüncü Ordu zabitlerinden Enver, İsmail Hakkı, Niyazi, Mustafa Kemal, Eyüp Sabri, Cafer Tayyarlar faal azalarıydı. Fakat o gün en ön safta en fazla Niyazi, Enver ve Fethi görünüyorlardı. Tek kadın aza, kadın muharrirlerimizden Emine Semih'iydi. Halide Edip Adıvar'la da tanışıyorlar. Daha sonra Suriye'ye birlikte gidecekler 1916'larda, 18'lerde eğitim amacıyla. Emine Semih'e anlaşıldı, yani hepinizin anlayacağı üzere İttihat ve Terakki'nin faal azalarından bir tanesi olarak hürriyet yanlısı ve tırnak içinde söylüyorum, istibdat karşıtı bir hanım. Mesela şu sözü çok dikkatimi çekmişti. Hürriyet lafz-ı celili ailenin en mahremlerine bile söylenemiyor, diyor. Şöyle bir durum var, Fatma Aliye'nin de onun bu cemiyet içerisindeki faaliyetlerinden çok hoşnut olmadığı söyleniyor. O dönemde Ahmet Mithat Efendi ile Fatma Aliye Hanım mektuplaşıyorlar. Bu mektuplardan birinde de onun bu faaliyetlerinden hiç hoşnut olmadığını isim vermeden belirtiyor. Ve diyor ki sizi de oradaki yayınlanan gazetelere, mecmualara yazı göndermekten men ederim, diyor. Buradaki hanımlara da söyleyin, onlar da yapmasınlar, diyor. Bir de tabii şey var, teşkilatı hafiyesi var İttihat ve Terakki'nin. Yani bir tür, ne diyelim, ajanlık mı diyelim, kadınlar haremin dokunulmazlığından yararlanarak İttihat ve Terakki'nin gizli belgelerini taşıyorlar, mektuplar, belgeler. Teşkilat-ı mahsusadan başka bir şey mi bu? Teşkilat-ı hafiye diye geçiyor kaynaklar. Bir yapılanmaları, yani gayri resmi. Devlet istihbarat hizmeti. O zaman bunu paylaşıyor. Bunlar kurulmuş İttihat-ı şey değil, yani gizli teşkilat iken. Evet, evet. Ben yazınız okudum oradan. Öyle mi? Onlara böyle bir hafiye şey var. Kadınları kullanıyor. Evet, 40 kadar kadın bu faaliyetin içerisinde yer almış. Çünkü onlar istintak edilmiyorlar. O yönden biraz şanslılar. Bunu kullanıyorlar. Emine Semih'in de bu topluluk içerisinde yer aldığı söyleniyor. Bazı yerleri atlıyorum, çok sizi de sıkmak istemiyorum açıkçası. Çok önemli noktalara değinin. İttihat
Terakki İdaresi'nin başa gelmesiyle birlikte Emine Semiye'nin de yeni iktidara yönelik eleştirileri birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü onlar işte kadınların bir takım haklarının iyileştirilmesine dair vaatlerde bulunmuşlar. Fakat bu vaatlerin zaman içerisinde boş olduğu görülmüş. Bir de 1909'da basına getirilen sansürle ilgili bir şey var. Ne diyelim, hüküm var, bir kanun, yanlış söylemek istemiyorum. Evet, sansür kanununun yürürlüğe girmesi de onu öfkelendiriyor ve ben artık bir şey yazmak istemiyorum şeklinde bir tavır içerisine giriyor. Ve tabii bu dönemde artık kadınların haklarını korumak ve onları savunmak için bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyor. Fatma Aliye'ye bu konuda yazıyor. Ve kendisi Edirne'de Hukuk-u Nisvan Derneği'ni kuruyor. Fatma Aliye'den de işte aynı derneğin İstanbul ayağını yürütmesini rica ediyor. Nitekim farklı bir isimle bir hafta arayla Fatma Aliye'de İstanbul'da bir derneği hayata geçiriyor. Amaçları kadın haklarını korumak. Yani biz burada cemiyetle ilişkilendirmemiz doğru olmaz Fatma Aliye'nin bu. Çünkü hayatı boyunca cemiyete dahil olmamış ve dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa'nın siyasi fikirlerinin izinden giden bir hanım Fatma Aliye. Daha sonra bütün bu tepkilerden mütevellit işte Emine Semiye Hanım'ın Osmanlı Demokrat Fırkası'nda bu sefer faaliyet göstermeye başladığı söyleniyor kaynaklarda. Ama başka kaynaklarda diyorlar ki o dönemde işte Emine Semiye'nin fırkaya bağlılığı sadece ismendi. Çünkü onun o sırada bütün meşgalesi boşandığı eşi Rodos valisi Reşit Paşa'nın aleyhinde bulunmaktan ibaretti diyorlar. Onu da bilemiyoruz tabii. Daha sonra Balkan Harbi yıllarında Emine Semiye Hanım gönüllü hemşirelik yapıyor Şişli Etfal Hastanesi'nde. Tabii bu sırada da yine İttihatçı Seniye Hanım var. Çok karıştırılır bunlar. İşte Seniye Hanım ve Emine Semiye Hanım çok da iyi arkadaşlar. O tabii Seniye Hanım biraz daha ne diyelim aşırı gidiyor faaliyetlerde. Emine Semiye Hanım biraz daha mutedil bulabiliriz veya çok göstermiyor onun kadar. Öbürü çok ateşin bir hanım. O işte hastaneye gizlice tanin gazetesi filan sokuyor. Ve tabii doktorlar da buna tepki gösteriyorlar. Burada politikanın işi yok, biz burada hasta bakıyoruz diye. Daha sonra Emine Semiye'nin hakkında bir yakalama kararı çıkarıldığı dedikoduları tabii ki onun kulağına da gidiyor. Dolayısıyla işte İttihat ve Terakki ile araları filan bozuldu ya, o da işini bırakarak Fransa'ya gitmeye karar veriyor, birden Paris'e gidiyor. Burada uzunca bir süre kalıyor, gidip geliyor, böyle şey bir dönem. Ve zaten o gittikten kısa bir süre sonra da Babali baskını oluyor. Yani kulağını fısıldayanların haklılık payı varmış. Daha ileriki yılları, ben biraz kronolojik bir şey sıra gözetmek istedim. Daha sonra işte eserlerine falan biraz daha yakından bakarız. Bahattin Nazırı Cemal Paşa Suriye'yi Osmanlılaştırma politikası içinde bölgede modern Türk okulları açmak istiyor. Beyrut'taki Amerikan ve Fransız okullarının bir benzeri olması planlanan bu okullarda eğitilen çocuklar Osmanlı kültürüyle yetişmiş olacaklar. Yani çekirdekten yetişmiş olacaklar onun öngörüsüne göre. Cemal Paşa biliyorsunuz Hasan Cemal'in dedesi. Hasan Cemal ise dedesini Lübnan'da Ermeni yetim çocuklar için okul kurduğunu, başına da Halide Edip'i geçirdiğini anlatıyor. Bunu niye naklettim? İşte o Lübnan diyor. Başka kaynaklarda İnce İngin'in Suriye'den bahsediyor. Biz yine İnce İngin'in tanıklığından gidelim. Emine Semiye, Suriye'de kimsesiz çocukları eğitmek amacıyla Cemal Paşa tarafından kurulan bu okulda Halide Edip'in ekibine katılarak ilerlemiş yaşına rağmen
Aralık 1916, Mart 1918 tarihleri arasında öğretmenlik yapar. 1922'den sonra da biraz da çocuklarına bakmak zorundayım dedik. Geçim sıkıntısı sebebiyle öğretmenliğe dönerek 6 yıl boyunca Edirne, Adana, Sivas, Ordu gibi şehirlerde öğretmenlik yapar. Emine Semiye, Edirne'de Hizmet-i Nisvan, Selanik'te Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti Hayriyesi'ni kurmuş, kız öğrencilere özel ilk idadiyenin açılması için Sultan II. Abdülhamit ile sonuca ulaşmayan çeşitli görüşmeler yapmış. Özellikle kadın hareketi ekseninde siyasi ve sosyal içerikli pek çok faaliyette bulunmuştur. Cumhuriyet'in ilanından sonra artık matbuat aleminden izleri silinen ya da bizim artık izlerini kaybettiğimiz, öyle diyelim, Emine Semiye Hanım 1944'te vefat etmiştir. Bunu da Taha Toros'un tanıklığıyla öğreniyoruz. Ben tezimi yaparken işte mezarı nerededir? Şimdi hocam da bilir, aslında bu konular çok önemli. Fatma Aliye'nin bile çok geç tespit edildi, biliyorsunuz. Bununla ilgili acaba bir şey ortaya koyabilir miyim diye işte 1944 yılının bütün gazetelerini taramıştım. Çünkü bir ilan olur, bir haber, edebiyatçı ve çok bilinen bir isim. Fakat böyle bir şey ize rastlamamıştım. Bu konu aslında benim için hala şeyini koruyor. Sadece 1943'te şey söylüyor. Ressam Naciye Neyyel'in anılarında 1943'te Şişli'deki evine Emine Semiye'nin oğlu ve geliniyle kendisini ziyarete geldiği yönünde bir kayıt var. Yani 1943 yılından sonra olmuş olması, bunu arayacağız ama dediğim gibi bu konu hala benim için bir soru işareti. Hala da bunu aşabilmiş değilim. Taha Toros evladında yok muydu bu konuda? Taha Toros rahmetli. Hayır, rahmetli oldu. Evet. Şimdi ne diyeyim? Ben de belki geçiyordum diye sorun yoksa. Son o yıl zaten kimseyle görüşemiyordu. Evet, evet. Yani bir görüşme şeyimiz oldu aslında teşebbüsümüz ama yani ne görüşme ne bilgi alma gibi, belki de çok dediğiniz gibi çok artık yaşlandığı için. Evet, evet. Ben tezimi 2005'te başladım. 2008'de tamamladım. O zaman da böyle bir şey mümkün olmadı. Bilemiyorum, hani kitabımda yazdığından çok farklı bir şey söyleyecek miydim? Aziz Cennet'inde, Haseki Hastanesi'nde vefat etti yazıyor. Ama dediğim gibi... Aile mezarlığı gibi bir şey var mı Fatma Aliye'nin veya Ahmet Cennet'in? İşte öyle bir şey yok da hepsi ayrı ayrı yerlerde metfun. Fatma Aliye... Devrak'ı da şehir üniversitesi almış, Devrak'ı. Kim hoca? Taha Toros'un bütün evrakını şehir üniversitesi almış, şimdi tanzim ediyorlar. Bizim Dursun Hoca da gelip onlardan istifade ediyor. Hatta tam Eylül'ün kitabını bitirmek üzere bize verdi. Orada Taha Toros'un evrakının izini bulmuş. Şimdi o arada da onun evrakının içine de Eylül'ünle ilgili bazı şeylere bilgileri rastlamış. Dolayısıyla kitap kaldı. Aklımız da olsun. Yani, müsaade ediyorlar. Yani şu anda tanzim ediyorlar. Bir şey yardımcı oluyorlar. Çok güzel hocam. Sağ ol. Büyük bir ihtimalle vardır. Yani daha doğrusu çok kilisimli bir insandır. Evet, evet. Yani zengin bir arşiv var. Hemen evinde temsilcileri röportaj yapıyorsunuz. Büyük bir ihtimalle vardır yani. İnşallah. Ya orada bir şey, eğer orada bir şey bulursanız devamı da vardır. Yani kitabınızda var. Daha doğrusu kalbinden bir şey olur. Evet, evet. Kendisi orada devamlı bulabilirsin. İnşallah. Yani hakkını da teslim etmektir. Bu insanların en azından nerelerde mefhum bulunduklarını bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah da sizin söylediğiniz de bir vesile olur. Belki ulaşırız bir şekilde inşallah. Yoksa kaybolup gidiyor yani. Kesinlikle. Yazarların, şairlerin, sanatkarların, mezarları kaybolup evet. Gidiyor. Sizin Ahmet Haşim konusundaki şeylerinizi evet, eksik olmayın gerçekten. Evet. Çok önemli şeyler ama dediğimiz gibi artık hani biz hayattayken ki şeylerine ne kadar önem verebiliyoruz da vefat ettikten sonra önem verelim. Nigar Hanım, arada birkaç fotoğraf göstereyim size. Nigar Hanım'la araları çok iyi. Yazdığı tek romanını Nigar Hanım'a ithaf ediyor Emine. Yazdığı tek romanı demeyeyim, özür dilerim. Matbu halde basılan tek romanı Sefaret, evet, şair Nigar Hanım. Nigar Hanım'ın torunları, değil mi?
buranın büyüklerinin çok yakın dostları. Öyle mi? Burada sıklıkla gelirler. Çok güzel. Burada Emine Semih'in biraz daha gençlik fotoğrafı var. Şu ortada görülüyor. Çok kötü bir fotoğraf. O yüzden çok şey yapamadım. Burada hemşirelik yaptığı zamanlara ait bir fotoğraf. Etfal Hastanesi'nde. Bunlar tezimi bitirdikten sonra, öyle söyleyeyim, kitaplaşmadan önce Emine Semiye'nin torununun oğluna ulaştım. Bu da ayrı bir macera oldu tabii. Çünkü soyu devam ediyor mu etmiyor mu, bu şeylerin izini çok sürmek çok zor gerçekten. Hasan Rıza Ersoy'un kızı Ayşe Zahide Hanım, onun oğlu Özcan Kendiroğlu. Biz onunla görüştük. Şu an kendisi rahmetli oldu. 2 sene falan oldu galiba. Şurada oturan, nasıl göstereyim, sol tarafta oturan hanım Emine Semiye. Diğer hanımların kim olduğunu bilmiyoruz. Bu aile albümünden. Bizim sağımızdaki mi? Hayır. Ekranın solundaki, öyle söyleyeyim ben size. Oturan hanım. Başında şey var, taç benzeri bir şey var. Şunu kullanabilirsiniz. Evet. Burada da şurada görünüyor. Oradan pointer'ları. Bir dakika. Şunu mu işaret edelim? Şöyle mi? Ben şöyle yapalım. Dediğim gibi şeyim çok acemisiyim. Şurada oturan hanım, göstereyim. Şu hanım Emine Semiye. Bu herhangi bir bilgi veremedi Özcan Bey ama zannımca öğrencileriyle, yani yaşlarına falan bakılırsa, diğerleri de hoca olsa gerek. Anadolu'da da öğretmenlik yaptığını söylemiştim. Bu döneme ait bir fotoğraf olduğunu söylüyorum. Yaş itibariyle de uyuyor. İşte 60'lı yaşlarında öğretmenlik yapıyor dediğim gibi. Bakalım. Bu resim çok hoş bir resim bence. Tanpınar var, evet, orada. Evet, Tanpınar var orada. Peyami Safa var mı? 1928. Aslında bununla da ilgili biraz araştırma yapmıştım ama arkası gelmemişti. 1928'de Edebiyatçılar Kongresi yapılıyormuş. Galiba o zaman Alay Köşkü'nde yapılıyormuş bunlar. Ama ulaşabildiğim bütün bilgi bundan ibaret. Çünkü oranın arşivi nerededir, nasıl ulaşılır, böyle bir kopukluk var. Halit Fahri Ozan Soy'a benziyor. Evet, Halit Fahri var. İşte başka yanındaki, şunu da tanır gibiyim ama siz daha iyi çıkartırsınız. Yok, Mahmut Hisari Romacı. Evet. Ona benziyor. Dönemin, ne diyelim, önde gelen edebiyatçılarıyla bir arada burada Emine Semih Hanım tek hanım olarak. Çok ciddi bir hanım zaten. Babası erkek bekliyormuş ya. Belki de onlar. Babasını mahcup etmek istedim. Olabilir. Bu şeyleri, fotoğrafları nereden ulaştınız? Bu Taha Toros arşivinden yine. Bu kitap basılırken onu kimden almıştık? Beşir Bey'den mi almıştık? Tam onu hatırlayamıyorum ama onlar yardımcı olmuşlardı, sağ olsunlar. Ama diğer fotoğraflar, Özcan Bey'in evine gittiğimizde şu fotoğrafları ben kendim çektim, albümden çekmiştim o zaman. Öyle. Burada kalsın mı? Burada kalsın, sonra diğer gazeteciliği ve yazarlığından bahsedelim biraz. Arkasında isimler yazılsa ne kadar iyi olur. Çünkü insanlar tanıyorlar kendini. Evet. Sanki herkese tanıyormuş gibi. Aslında hem tarih, hem yer, hem de örnekler var. Hatta kim çekti mesela? Kim çekti o fotoğrafı? Kim çekti? Aslında kendisi de çok bilmiyordu. Çünkü yani anlattığına göre ben sormuştum Özcan Bey'e. İşte siz Emine Semih'i gördünüz mü? 1935 doğumlu, yani 1944'te vefat ettiyse 9 yaşında. Sadece şeyi söylüyor, çok küçüktüm, bize gelirdi diyor, yani beraber yaşamıyorlarmış. Ama Emine Semih'i hatırladığını söylüyor ama bilmiyorum, hafızası hani çok küçük bir yaş, bir de belli bir yaştan sonra artık bir
bilemiyorum, bir karışıklık da olmuş olabilir. Şeyden bahsetmişti, yani bugüne kadar işte Emine Semih ile ilgili hiç sizinle görüşen oldu mu demiştim. İlk biz görüşmüşüz. Yani kimsenin onun varlığından bile haberi yoktu. İşte Emine Semih'in aile arşivinden bir şeyler aktarılmış mıdır diye. Dediğim gibi sadece bu resimler vardı. Başka resimler, tapu kayıtları vesaire böyle şeyler vardı. Aslında Fatma Ali'ye de yeni yeni tanınıyor. Evet. Yani 5-10 senelik bir imazesi var. Daha önce o da bilmiyordu. Daha önce öğretme olmasına rağmen. Kesinlikle. Yani onu unutmasın, evet. Normal yani. Kesinlikle. Aslında o tapu kayıtlarını falan da almamız lazım. Onları ben fotoğrafladım. Evet, yani onların bana gösterdiği kadarıyla öyle söyleyeyim. Müsaade ettikleri bir belgeleri çekmiştim. Konumuzla ilgisi olmadığı için şey yapmadım, onları bugün getirmedim. Evet. Ya zaten aile bağlarını falan en çok o öyle şeylerden çıkarttık. Gazete yazılarından biyografisini çıkarttık. İşte diyorlar ki Emine Semih Hanım'ın bir işte oğlu dünyaya gelmiştir. Tebrik yazısı var. Oralardan işte çocukların doğum tarihleri falan hep böyle biyografi çıkarmanın biraz da zorluğu. Evet, biraz böyle dedektiflik gerektiriyor. Aynen İpek'in söylediği gibi. Tabii dedektiflik diyebilirler. Yani güzel bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii bir şey bulduğunuz zaman çok küçük bir şey buluyorsunuz. Siz çok mutlu oluyorsunuz. Söylüyorsunuz insanlara, çok bir şey ifade etmiyor onlara. Yani neye uğraşıyorsunuz falan diyorum. Evet, ama siz orada aslında çok büyük bir mesafe kat etmiş oluyorsunuz veya eksik büyük bir parça yerine oturmuş oluyor. Bunlar tabii araştırmacılığın yani zor taraflarının yanı sıra en güzel tarafları da bunlar herhalde. Biraz gazeteciliği ve yazarlığından bahsedeyim. Süremi de çok şey yapmak istemiyorum. Yazı hayatının en velut dönemi 1895'ten başlayarak işte Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği yıllara kadar olan süreç. Bunun da içinde asıl ikinci meşrutiyete kadar olan süreç. Bu dönemde eserlerinin pek çoğunu veriyor, makalelerinin pek çoğunu kaleme alıyor. İşte nerelerde yazmış? Demin söylediğim gibi Hanımlara Mahsus Gazete, Mütalaa, Asır, Dersaadet, Kadın, İnci, dönem matbuatının pek çoğunda imzası var. Ama en çok dediğim gibi Hanımlara Mahsus Gazete 8 yıl sanıyorum aralıksız yazdığı bir mecra. Dolayısıyla bibliografyasında çok önemli bir yekün tutuyor buradaki yazıları. Emine Semih'in gerek gazete yazıları, gerek hikaye ve romanları iki temel meselenin etrafında örülmüş. Terbiye-i nisvan ve terbiye-i etfal, yani kadın eğitimi ve çocuk eğitimi. İkisi de aslında birbirinden çok ayrılabilen şeyler değil. Ve tabii bunun alt başlıkları var. Aile, eğitim, hukuk, ekonomi, moda, çocuk eğitimi ve pedagoji, bu alandaki yenilikler, yapılan yanlışlıklar gibi. Ve bunlara tabii çözüm yolları da üretiyor. O da önemli. Kadınların yetişme sürecindeki formasyon eksikliğinin yol açabileceği sorunlara işaret ediyor. Bunlara çözüm yolları öneriyor. Hatta eğitimci kimliğini yazarlığıyla birleştirerek gazete sütunlarından böyle bir eğitim faaliyetine girişiyor. Hanımlara Dürüst-ü Hikmet başlığı altında. Burada anatomi, fizik, kimya, biyoloji, bütün bu ilimler hakkında muhavire metoduyla böyle birisine ders verilmiş gibi karşısında hayali bir öğrencisi var. Bu şekilde aslında biraz da eğlenceli kılmaya çalışarak anlatıyor. Bu tarzı herhalde. Evet. Yani onun ekoli gibi aslında bir taraftan. Kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Çünkü eserleri de biraz öyle. Hani hep faydayı önemsiyor. İşte bilgi veren. Kesinlikle. Eksikliğini görmüşler demek. Öyle bir halkımızı eğitelim. Evet. Bilgi verelim. Aslında gidelim. Hepsi eğitimli kadınlar. Ekrem Işık'ın Fatma Ali için işte konak eğitiminin ortaya çıkardığı ilk entelektüel hanım der. İşte Emine Semih için de bunu söyleyebiliriz. Ama şöyle söyleyelim. Kibar ailelerden olmayan hanımların çok böyle bir şansı yok aslında dönemde. İşte örgün eğitiminin çok daha iyi belli bir tarihten sonra başlıyor. İşte 1850'lerden sonra karar alınıyor. İşte 69'da Marif Nizamnamesi ile bazı şeyler daha ne diyelim yüksek tonda söyleniyor. İşte bu şekilde devam ediyor. Onlar biraz öncülük yapmaya çalışıyorlar bu alanda.
İlk eserlerini gazeteye gönderirken Müster isim kullanıyor ama bundan çok çabuk vazgeçmiş. Birkaç sayı sonra yine Emine Semih'e imzasını kullanıyor. Emine Vahide Müster'ı kullanmış. Ama demeyeyim, kendisi ahlak ve terbiyeye hizmet için yazdığını, dönemin önemli yazarlar arasında bir edibelik iddiasında bulunmadığını her fırsatta söylemiş. Ahmet Kutat Efendi'nin ben Kemal pasta yaptım, ben ekmek yaptım diyor Ahmet Kutat Efendi herhalde. Kesinlikle. Belki de hani gelebilecek eleştirilerin de önünü almak için bir hamle olarak da görebiliriz gibime geliyor benim. Yazı hayatı Servet Fünun devrinde başlamış olmasına rağmen o dönemde bir organik veya başka bir bağ yok. Eserleri de zaten çok o ekole uymuyor. Ama şeylerinde, eserlerinde, yazı dilinde daha sade bir dil tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bunlar hep onu Ahmet Mithat Efendi'ye yaklaştıran şeyler. Çok hani bir araya gelmeselerdi. Basılmış iki eseri var hayattayken. Bunlardan bir tanesi temel matematik bilgilerinden bahseden Hülasa-i İlmi Hisab adlı eseri. Bunun için 1891 ve 1894 tarihleri veriliyor, ihtilaflı. Ben bu nüshayı görmedim açıkçası. İşte kaynaklardan bildiğim kadarıyla. Bu da işte yine hanımlara ev idare ederken işte matematik bilmeleri gerekir mantığından hareketle yapılmış bir kitap. Marif Nezareti ama kendisini hazırlatıyor. Bu da önemli ders kitabı olarak. Daha sonra Sefalet romanı. Bunu biz Zeynep Berktaş'la Yeni Yazı'ya aktarmıştık. Dolaştırabiliriz isterseniz. Sefalet de ilk önce 1890'ların sonlarında gazetede tefrika ediliyor. Fakat kitap halinde basılması yine 2. Meşrutiyet'ten sonra, zaten o dönemde 2. Meşrutiyet'ten sonra büyük bir ne diyelim yayın faaliyeti ortaya çıkıyor. Belki o dönemin görece özgür ortamından kaynaklanan bir şey var. O da 1908-1909'da basılıyor kitap olarak. Konusuna gelince burada işte sosyal yaralara parmak basılarak zengin ve fakir arasındaki uçuruma dikkat çekiyor temeli olarak. Ruhen asil insanların zenginliklerini, hayatta sahip oldukları her şeyi kaybetseler de içlerindeki o cevheri her koşulda muhafaza ettikleri tezini savunuyor. Bir insanın işte en yüksekten en dip noktaya düşmesi ve sonra tekrar yükselmesini anlatan bir roman. Kahramanları genellikle kadın. Fatma Ali ile çok benzeşiyorlar o yüzden. Eserlerin ele aldıkları şeyler, kullandıkları yöntemler, işte Fatma Ali mesela Letaif-i Rivayet galiba, yalnız söylemeyeyim, mektuplarla ilerleyen ya da Levaihi Hayat, yanlış olmasın. Mektup tekniğini kullanıyor. Aynı yıl Emine Semih'e de bir ikisi yazıyor mesela. O da mektup tekniğini kullanıyor. Gölgede mi desek, takipte mi desek, o orası biraz şey. Diğer kitapları da işte dediğim gibi hep tefrika. Onlardan çok sadece isimlerini zikredeyim. Çünkü çok bir şey ifade etmeyecektir bugün metinler elimizde olmadığı için. Terbiye Etfale ait 3 hikaye, yine bu pedagojiden bahseden bir kitabı. Muallime diye bir romanı var. Bu muallimelerin ne gibi vasıfları haiz olması. Muallime. Evet. Bunun üzerinde duruyor. Yani biz tamam onları Anadolu'ya gönderelim ama onlar yeterince donanımlılar mı? Acaba bu gittikleri yerde uyum sağlayabilecekler mi? Bu soruları da aslında masaya yatıran ilginç bir roman. Bir keste de cariyelik kurumu, kadının cariyelik kurumu içindeki pozisyonu inceleniyor. Burada başına gelenlere kayıtsız şartsız itaat eden bir kadının aslında eleştirisi var bir yerde. Biraz daha güçlü olmaları gerektiğini söylüyor. Örtük eleştiriler bunlar. Bir de Emine Semih Hanım gittiği her yeri,
gazete yazılarını, sahip olduğu her şeyi öyle söyleyeyim, kaydetmeye çok meraklı bir hanım. Bir sürü defteri var Milli Kütüphane'de şu anda. Tabii bu defterler işte çeşitli isimlerle adlandırılmış ama içerik olarak genelde aynı. Herhalde çoğaltılmışlar, belki kaybolur veya başka bir sebeple. Selanik hatıraları, İktitaf, Hürriyet kokuları, bunlar hep bahsettiğimiz şekilde bütün hatıraları, gazete yazılarını toplayan defterler. En son romanından bahsedeyim. O da 1920'de tefrika edilen Gaya Kuyusu isimli romanı. Bu kitapta da daha önceki romanlarında ele aldığı konulara ilaveten sokağa düşmüş kadınların dramından da bahsediyor. O yüzden burada bunu diğerlerinden ayrı bir yere koyabiliriz. Tabii savaş sonrası dönemde sosyal hayattaki, aile hayatındaki bir takım bozulmalar, işte kadınların çektikleri zorluklar, bütün bunlar romana yansımış. Tabii Ahmet Mithat Efendi'nin henüz 17 yaşında, evet, size etkilemiş olabilir. Kesinlikle. Evet, benim size bugün aktaracaklarım bunlar. Seçme yazılarını da aslında getirmiştim, yani belki biraz bahsederiz diye. Üçüncü var mı? Aksettirebileceğiniz bir dilini görsek nasıl yazıyordu acaba? Zengin defterlerinden kullanılabilir. Şeyi göstereyim ben size. Burada defterlerinin mektupları, bunları söyleyeyim. Fatma Aliye'ye yazdığı mektuplar bunlar. El yazısını da görmüş oluyoruz bu arada. Güzel bir yazısı var. Evet, tınaklı güzel bir yazısı var. Bunlar yine mektupların devamı. Fatma Aliye evrakı içerisinde yer alıyor bu mektuplar. Tabii biz Fatma Aliye'nin ona cevap verip vermediğini de bilemiyoruz. Onun mektupları şu an elimizde olmadığı için. Bu Özcan Bey, şu an rahmetli olan. O çok yardımcı olmuştu. Allah rahmet eylesin diyelim. Bu Sefalet'in matbu haldeki ilk basımının ilk sayfası. Feyzi Abdullah Tansel Kütüphanesi'nde bulmuştuk bunu da, İstanbul'da yoktu. Selanik Hatıraları defterinden bir sayfa bu. Pardon, Feyzi Hanım'ın kütüphesi oradan mı? Evet, evet, oradan. Zeynep Berktaş oranın kütüphanesini tasdif etmişti, arşivcidir arkadaşım. Onun da aracılığıyla biraz. Bu Terbiye Etfale ait bir hikayenin ilk sayfası. Şey söyleniyor, yani kendisi yazmıştır deniliyor ama bu Emine Semih Hanım'ın el yazısı değil. Yani hem mektuplarından, başka şeylerden benim aşina olduğum kadarıyla muhtemelen dikte ettiriyor birisine. Bu çok daha farklı bir karakteristiği olan yazı. Terbiye Etfale ait bir hikaye dediğim gibi. Evet, başa döndük. Aslında göstereceğim başka şeyler buraya almadım ama buradan çıkıp bir klasöre geçebilir miyiz? Nasıl? Soru sorabilir misin? Buyurun. Evet. Buyurun lütfen. Daha iyi olur. Klasöre ilgili bir hesap. Evet. Bir yazarın matematik kitabı yapmasıymış ama bana şöyle görünüyor. Yani aile huzurunu sevdirmek için hanımlar çok fazla masraf çıkarmasın ve işte zor durumda bırakmasın diye. Bunlar özel. Yapılmış. Evet, yani pazar çıkarmak çok fazla para harcamayın. Hesabınızı bilin. Değerliler. Evet. Aile huzuru için sosyolojik bir çalışma diye düşünüyorum. Tabii o şeyi devletlerden bir iki soru sormak istiyorum. Birincisi, tabii feminist diyebiliriz. Yani en azından hanım hakları sağa çıkıyor. Osmanlı feministlerinden de. Evet, o şekilde. Acaba ciddi bir tepki var mı o dönem içinde? Ya hanımlar, yani bu işlere girmesin, kursunlar, bu tür sosyal faaliyetlerin içinde olmasınlar şeklinde bir tepki var mı? Tepki yani, derken yani toplumdan gelen bir tepki mi, yani yakın çevrede? Toplumdan veya yazarlardan veya aydınlardan veya yani gazetelerdeki köşe yazarlardan, yoksa destek mi var?
Benim araştırmam sırasında böyle bir tepkiye ben rastlamadım açıkçası. Belki varsa da bunlar belki kayda geçirilmiyordu. Gazete sütunlarında falan olmayınca biz bugün var mıydı şimdi onun üzerine çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ancak hatıratlarda bir şeyler varsa belki bunun üzerine gidebiliyoruz. Ama şöyle bir dönem var, şöyle bir ayrım var. Erken dönem feminizmi diye adlandırılıyor. Emine Semih Hanım, Fatma Aliye Hanım ve diğerlerinin içinde olduğu hareket. Bir de daha sonra Ulviye Mevlamların, Nezihe Muhittinlerin içerisinde yer aldığı daha geç dönem bir hareket var. Onlar biraz daha kadının siyasi haklarının kazanılması üzerinden mücadele vermişler. Ama Emine Semih Hanım, işte Fatma Aliye Hanım ve diğer bu hanımların hepsi çok temel haklar üzerinde yoğunlaşmışlar. Evet, belki sizin dediğiniz gibi hani çok tepki çekecek, çok uç söylemlerde bulunmamışlar. Bir de şöyle bir şey var, bu yazılarından örnekler getirmemin de biraz sebebi bu. İslamiyet'te feminizm diye bir yazısı var mesela, çok ilginç bir başlık dönemi için bile. Müsavat-ı Tanvi içerisinde bir kitapta geçiyor bu yazısı, bir toplama kitap bu. Orada da hep anlattığı şey şu, referanslarını Asr-ı Saadet'ten daha sonraki İslam dönemleri kadınlarına dayandırıyor. İşte Abbasiler dönemine kadar kadınların bir işte yükselişte olduklarını, söz söyleyebildiklerini, bir takım hakları olduğunu. Fakat bundan sonra kadınların işte daha çok bir süs objesi haline gelmeye başladıktan sonra kazanılmış haklarını aslında kaybetmeye başladıklarını ve kendi çabalarının da aslında bu kazanılmış hakları geri almak olduğunu, yani bizde bunun temeli var. Biz yani o mağduriyetin giderilmesi yolunda çaba. Evet, evet. Ve bunun içinde işte Terakkiyat-ı Nisvaniye'yi kimden bekleyelim diye bir yazısı var mesela. Bu hareketi erkeklerden bekleyemeyiz diye içinde söylüyor. Dolayısıyla bizim yine elimizi taşın altına koymamız lazım. Yani dediğim gibi çok temel şeyler üzerinde odaklanmışlar. Teşekkür ederim. İkinci soru, Halide Edip'in talebesi olur değil mi? Halide Edip'in? Talebesi, öğrencisi olur sanıyorum. Hayır, şöyle, hayır, evet, Halide Edip daha genç zaten. Emine Semih'e 1864 doğumlu. Evet, Halide Edip Cemal Paşa tarafından bu Suriye'de veya Lübnan'da açılacak olan okul için gönderiliyor, vazifeli olarak gönderiliyor. Okul açma görevi ona veriliyor. Özür dilerim, orada buyurun. Bir müdahale kabul etmezseniz, Lübnan'da sanırım o zaman Suriye'nin içinde zaten. Dolayısıyla bir yanlışlık olmasa gerek. Ha evet. Ben... Suriye vilayetine bağlı bir yer olabilir Lübnan. Ben hatırlıyorsa Lübnan Suriye'ye dair bir yer. Dolayısıyla ikisi de doğru. Ama Halide'nin daha sonra orada hocalık yapıyor. Yani Şam'da veya Suriye'de. Nitekim Mülemen Ayşe'nin tarihinde okuyorken orada Halide'nin alakalı bazı değerlendirmeler yapıyor. Okumuştum hocam. Değil evet. Mi? Yani işte Yahudilikler, Muzeyyilikler alakalı bazı piyesleri oynatıyoruz vesaire. Evet, evet. Dolayısıyla bir Halide'yle alakalı Semih Hanım'ın fikirleri var mı, düşünceleri var mı? Yani müsbet veya nefes. Çalışların kitabına baktınız mı? Halide'nin kitabına bakmıştım o dönemde. Ama çok fazla bir şey yok. Ben yani aslında bu da benim dikkatimi çekmişti. Çünkü bu hanımlar yani benzer amaçlar üzerinde yoğunlaşmışlar. Beraber çalışmışlar. İki sene birlikte kalmışlar orada. Ama Emine Semih'in yazdıklarında ne Halide Edip'e bir atıf var, ne Halide Edip'in yazdıklarında Emine Semih Hanım'a bir atıf var. Yani şimdi bu da aslında izaha muhtaç bir konu. Yani başkalarının tanıklığıyla biz bunu biliyoruz ama birlikte gitmişler, ne düşünüyorlardı birbirlerinin hakkında bunu şu an bilemiyoruz. O da önemli bir konu evet. Aslında. Son bir şey, şimdi eserleri incelediniz. Evet. Bütün bunları böyle bir dizi olarak neşrettirmeyi düşünüyoruz. Yani bir güzel olarak, kaç eser yayınlanmış kitaplarla beraber, yani gazetelerde meşhur olarak kalmış yazarlar. Böyle bir seri yapmayı düşündünüz mü? Aslında en başından beri düşüneceğim bu yöndeydi. Bilim ve Sanat Vakfı tezimin basımıyla en başından beri ilgilendiler sağ olsunlar.
Bu biraz daha tezimin genişletilmiş bir hali. Buraya yazılarından örnekler de koyduk. Ama benim düşüncem aslında hani ilgilenen, bu konularla ilgilenen bütün araştırmacıların ellerinde kaynak olsun, metin olsun diye bunların basımını aslında çok önemsiyorum. Ama biz sadece sefaleti basma imkanı bulabildik. O da biraz kendi çabalarımız oldu. Siz de yayın dünyasının içindesiniz biliyorsunuz. Başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Gerçekleşmiyor. İnşallah. Aslında ben biraz bıraktım yani Emine seviyeyi öyle söyleyeyim. Çünkü benim için eski bir çalışma. 2008'de kapattım. Şu an işte doktora tezime devam ediyorum. Benden sonra da Emine Semih üzerine çalışıldı. Birkaç kitap var, bir iki kitap var. Birkaç tane tez çalışması yapıldı. Haberim olanları söylüyorum tabii ki. Yani eminim genç arkadaşlar bu konuda iyi şeyler yapacaklar. Ben başladım diyorsunuz. Estağfurullah, öyle de demiyorum ama herhalde onlar da buradan bir şeyler alacaklardır diye düşünüyorum. İnşallah. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Yeni kütüphanedeki defterimizi yeni yazıya geçmedi, böylece duruyor. Hayır, hayır. Aslında şöyle bir durumda var. Mübahat Kütükoğlu'ndan ben bu bilgiyi almıştım. Kendisi söylemişti, işte Emine Semiye'nin bütün evrakı şu an Milli Kütüphane'de diye. Bütün evrakı. Bu aslında çok merakı celbeden bir şey. Ama kapalıydı, açılmamıştı. Yani birkaç sene öncesine kadar araştırmacılara kapalıydı benim bildiğim kadarıyla. Ama bu yazmaları, defterleri tabii ki yazma eserler bölümünde okurun hizmetine sunulmuş durumda. Ama bunların dışında neler var? Belki hani tasniflemede de kütüphanelerde bazen sorunlar olabiliyor. Yani o tasnifi yapanların belki yani gözlerinden bir şeyler kaçmış olabilir. Başka ne diyelim evrakın arasında karışmış olabilir. Böyle şeyleri de nitekim duyuyoruz. Açıkçası onu ben de bir merakla bekliyorum. Yani eminim şu an karanlıkta kalan birçok nokta, belki Fatma Ali'nin ona mektupları varsa bunlar ortaya çıkacak veya başka insanlarla mektupları ortaya çıkacak. Kim kütüphane müdüründen fonu istense acaba bir şekilde tasnif ettiresi olmuyor? İşte onu biraz benim boyumu aşan bir konu ama. Onlar ne zaman yaparsa o bekleniyor öyle mi yani? Ne zaman kütüphane karar verip açarsa evlat. Herhalde öyle, herhalde öyle. Yoksa hani bir zaman süre falan mı var demek istedim? O zaman bir süre vardı sanırım. Mübahat Hanım'ın söylediği zaman 2007 filandı galiba. Daha sonra dediğim gibi ben bu çalışmayı bıraktıktan sonra işte doktoraya başladıktan sonra bu çalışmalara dönemedim açıkçası. Doktora şu an Yeni Türk Edebiyatı'nda yapıyorum. Tanpınar'da hafıza çalışıyorum. Hayırlı. İnşallah bakalım. Deminki cümleye dönebilirsem hocam. Naçizane Deniz Müzesi'nin Deniz Arşivi'nin başında bulunduğum için devletin işleyişini biliyorum. Eğer sistem bizimki gibi ise orada da bir irade sahibi bir arkadaş varsa bu işte gayret eden bir kendi belirledikleri bir sıraya göre bir tasnif yapıyorlar. Ama birisi ona çıkıp dese ki karşımızda pozitif aklı başında bir insan olduğunu varsayıyor. Birisi çıksa dese ki böyle bir değer var, kapalı bir değer. Ona vakit ayırır mısınız dese, diğerlerine öncelik olarak elindeki imkana göre onlara tabii öncelik verme ihtimalleri en azından teorik olarak var. Bir zaman var mı bu şeyler için? Böyle şahsi arşivlerin açılması için mesela şey de öyle ya. Tersine bir kayıt yoksa yok. Yani aile veya şahıs kendisi bir kısıtlama koymamışsa yok. Latife Hanım'ın var mesela değil mi? Zaman kaydı var, açamıyorlar. Latife Hanım'ın bir tane yok. Emine Seviye Hanım'ın şeyi merak ettim ben. Şimdi Fatma Aliye Hanım hakkında şöyle bir şey söyleniyordum. Ahmet Cevdet Bey ne kadar döneminin ileri gelenlerinden veya hani nasıl söyleyeyim? Ekabirinden olsa da hanımların eğitimi, yani kızlarına eğitim vermek istememiş yani. Hocaları oğullarına ders vermek için eve geliyor. Fakat Fatma Aliye Hanım da çok meraklı olduğu için derslere iştirak ederek, yani çok affedersiniz, yancı olarak derse katılıyor. O şekilde kendini eğitiyor. Semiha Hanım, Emine Semiha Hanım hakkında böyle bir şey var mı? Nasıl eğitmiş, ne öğrenmiş, nereden öğrenmiş?
İşte aslında demin de biraz söylemeye çalıştığım gibi böyle bir kayıt yok. Hani çocukken o dersler olurken o ne yapıyordu çok fazla bilmiyoruz. Sadece işte Naciye Neyel'in tanıklığı var. O da diyor ki evvelce böyle şeylere çok meraklı değildi. Ama sonradan işte Fatma Aliye'ye gıpta ettiğinden herhalde o bir şeyler başardı da sonradan kendini çok yetiştirdi gibi bir şey. Bir de şu var, yurt dışına giden bir hanım. Paris'te, İsviçre'de bulunmuş. Bu bulunduğu sürelerde de kendisini yetiştirmiş aslında. Sosyolojiyle, psikolojiyle, başka alanlarla ilgilenmiş. Bence eğitiminin çok büyük bir kısmı belki Selanik'e gittikten sonra, mesela Selanik'te Farsça dersleri ve tasavvuf dersleri aldığı söyleniyor. 30'undan sonra. Yani tahmin yürütüyorum sadece. Belki ablası da işte o 20'lerinden sonra işte artık temayüz etmeye başlayınca yazıları falan çıkıyor ve ilk tercümelerini gösterdiğinde babası tarafından da kabul görüyor. Bizzat o toplantılara davet ediliyor artık Fatma Aliye Hanım. Böyle bir durum da var. Belki bunu gördükten sonra o da ondan ablası öğrenmiş olabilir. Yani söyleyebiliriz, evet. Çok anı olduğu için. Evet. O sebebiyle anımıza kıskanmıştım. Mümkün. Ama Fransızca biliyor. Fransızca biliyor. Ama şöyle bir şey var, tabii ben bu kitabı çok da şey yapmıyorum, burada Emine Semih Hanım'dan bayağı bahsediyor Naciye Neyel ama araları çok hoş değilmiş, o yüzden ben onun tanıklığına da biraz aslında şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Buyurun. Birazcık bir tarafı kayınma, diğer tarafı ya o yaptı ama mecburiyetten yaptığı gibi bir yargılama var. Yani bazı insanların cesaretini elde edebilmesi için baskıcı bir ailede ya da işte aterki bir ailede belli bir yaşı geçmesi gerekiyor. Evet. Kendini dışa vurabilmek İsmail için. Onu beklemiş olabilir. Ama oradaki yorum birazcık yargılama gibi. Hangisi? Bana öyle geldi. Hani aslında önceden öyle bir meyli yok. Evet, yani bu biraz işte dediğim gibi o burada söyleniyor. Ben bunu çok da muteber bulmak istemiyorum açıkçası. Çünkü burada anlatılan Emine Semih'e işte öğlene kadar tuvaletiyle meşgul olan, saçını başını yapan, öğleden sonra evden çıkıp da akşam üzeri gelen sürekli bir telaş halinde sadece kendisiyle meşgul bir hanım. Ama tabii şu da var. Naciye Neyel gençlik yıllarında ilk gençlikte öyle olabilir normal. Bilakis daha sonra tanıyor Emine Semih'i şeyden sonra. İşte dediğim gibi Selanik'te tanışıyorlar. Naciye Neyel o sırada Selanik valisinin eşiymiş. O da Ekabir'den olduğu için Emine Semih'e tabii mecburen tanışıyorlar. Ama daha sonra İstanbul'a geldikten sonra ben diyor asıl onu tanımışım falan söylüyor. Tabii biraz dediğim gibi kuşkuyla yaklaşmak gerekiyor. O yüzden çok fazla buraya dayandırmadım açıkçası. Buraya dayandırırsak hani evlat olsa sevilmez derler ya, öyle bir portre çıkıyor. O kadar. Evet, öyle anlatmış. Evet, ben de düşüneceğim. Buyurun. Bir insan derinden, yani çocukluktan itibaren bir konuda eğitimi yoksa, hani en azından o konuda okumaya meyli yoksa, 20 sene olduğundan sonra kazanamadı bahsettiğim. Yani derinden derine bunu içinde büyütmüştür, beslemiştir, o konuda bir şeyler kimseye çaktırmadan öğrenmiş olabilirse ona tedavi etmiştir. Buna paralel bir şey daha söylemek istiyorum. Ahmet Cemil Paşa'nın devrini de biraz kızlar manasında aşağılamamak lazım. O şeyi almasa, nüveyi almasa, Selanik'te değil uzaya gitse onun üstüne bir şey eklemez yani. Evet, evet. Şimdi bir kere şey çok önemli. Bakın eline İncil veriyor. Değil mi? Yani böyle bir baba onun ders görmemesi için vermez olur. Sonra bir Fransızca okuyabiliyor. Yani Fransızcayı takip edebiliyor. O devrin zaten entelektüel diyeceğim. Evet. Okumuş sınıfı mutlaka Fransızca okuyabiliyor ve yakından takip ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şöyle veya böyle Farsça, Arapça zaten geliyor. Kur'an bilgisinden dolayı falan da kelimeler var şimdi. Yani birikimleri çok farklı bizim şu andaki durumumuz. Bu veya fazla haksızlık yapmamak lazım. Evinize sanırım.